lan sen. Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün cumartesi tabii ki ve hiçbir planımız yok bu hafta sonu. Ne yapacağız, ne edeceğiz hiç belli değil. Biz her ay bir kere minimum Mopaş'tan, işte Multinetiset Kart'ın geçtiği yerlerden sipariş veriyoruz. Biz genelde Mopaş'ı tercih ediyoruz çünkü buraya yakın. Bende Multinet var, Denizhan da Set Kart var. Onlarla ödüyoruz ve Mopaş'ın kendi online sitesi var, Migros gibi. Oradan girip istediğinizi seçiyorsunuz, zamanı seçiyorsunuz, getiriyorlar. Bir de direkt ödüyorsunuz, orada QR kod çıkıyor. O QR kodu telefonunuza okutuyorsunuz ve ödemiş oluyorsunuz. Şimdi onları yerleştirdik ve benim canım pankek istiyor. Bir kere falan yapmıştım hayatımda. Kahvaltı falan yapalım. Size Black Friday'den aldıklarımı göstereceğim. Black Friday değil de Trendyol'dan falan aldım. Black Friday diye almadım yani. Uygun diye aldım. Öyle bir Black Friday indirimi görmedim ben açıkçası. Şimdi bir pankek tarifi bakayım. Yumurta ile şekeri karıştırdım. Çırptım. Birazcık unu ekleyeceğim. 2 kişilik yapıyorum. Gözlerim sen. Yarım paket kabartma tozu, bir paket vanilya. Çok fazla karıştırmayın yazıyordu onun için. Homojen olana kadar. Oldu. Tanım posun açık. Küçük kişi. Bakın böyle koydum kaşıkla. Şu oldu gibi hatta. Evet. Ne düşünüyorsun? Ciddi baktın. Sofrayı da aç istersen. Yes yes yes. Ya çok güzel oluyor. Tince gösteririm. Değişik bir omlet. Biz geçen hafta burada yemiştik. Aslında hiç burada yemek yemiyoruz normalde. Tezgah gibi bir masa benim için burası. Ve toplaması çok kolay oldu. Onun için şimdi de burada yiyelim dedik. Pankeklerimi göstereyim. Böyle oldular. Omlet yaptım, sucuk yaptık. O kadar, değil mi aşkım? Hı hı. Hadi afiyet olsun. Ye de kendine gel koçum. Aslanım. Yedik kendine gel. Kahvaltımızı yaptık. Ben bir duşa girdim. Saçlarımı kuruttum, düzleştirdim. Geçen hafta içi gratisten şöyle bir şey aldım bu arada, göstereyim. Bu da Naskita'nın makyaj süngeri. Bilmiyorum ne kadar işim, deneyeceğim. Söylerim fikrimi. Bir de böyle kapta olmasını sevdim aslında. Hijyenik durur çünkü. Başka bir şeyle bulaşmaz, değmez. Böyle kullanırım. Bence çok tatlı. Kullanayım, size fikrimi söyleyeceğim. Sevdim bu arada. Çok güzel dağıtıyor. Başarılı. Burada doğum lekesi var. Söylemiştim daha önce. Buraya da sürüyorum. Beyazlarım görünüyor mu? Ben felaket görüyorum artık. Hiç böyle far sürmemiştim daha önce. Böyle dümdüz. Bakın. Bence bayağı güzel oluyor. Sevdim ha. Full kahverengi far kullandım ve böyle oldu. Makyajım bitti. Böyle oldum. Galiba çok smokey eyes için, yani böyle buğulu bir göz için şöyle eyeliner yerine siyah farla buğuyu vermek gerekiyor ama ben böyle eyeliner çektim. Yarın öyle yapacağım. Yarın da onu deneyeceğim. Şimdi makyajım bitti. Paketlere geçmeden önce sizle bir şey konuşmak istiyorum. Kız arkadaşlarım gelsin, şurada toplaşsın bir dakikalığına. Bir şey var ve ben bunu paylaşmak istiyorum. Siz de aynı şeyi yaşıyor musunuz? Çok merak ediyorum o yüzden. Yani yorumlarda buluşabiliriz. Bana özelden yazabilirsiniz. Regli olmadan önce değişik bir moda giriyorum. Yani bir hafta öncesinde falan. Hayatı sorguluyorum. Biz niye yaşıyoruz diyorum. İşimi sorguluyorum. Böyle bir kötü bir mod yani. Bunu galiba çoğu insan, çoğu kadın yaşıyor. Nasıl yaşıyor? Ben hep her ay fix işimi sorguluyorum. Ben bu işi niye yapıyorum diyorum. Ondan sonra her ay fix bir kendimi yalnız hissediyorum. Battaniyenin altına girip hiç çıkmadan yatasım geliyor. Niye yaşıyoruz diyorum. Bir amaç için geldik. Ve bu amaç sadece bu çalışmak, işte kalkmak, yemek yemek ya da uyumak. Bunun için mi yaşıyoruz? Onun dışında bir hafta sonra geçiyor ama her şey normale dönüyor. Ama o sorular belki de hep bilin, yani kafamın arkasına attığım sorular o zaman açığa çıkıyor ve o zaman sorguluyorum belki de bir şeyleri daha çok. Siz de aynı şeyi yaşıyor musunuz? Merak ediyorum. Eğer yaşıyorsanız aşağıda buluşalım. İkincisi, regl kelimesi Türkçe değil zaten. Ben regliyim mi yoksa ben reglim mi? Yani reglim bana biraz tuhaf geliyor. Doğru olan o diyorlar. İm ekliyorsun. Reglim oluyor. Ama çok tuhaf yani. Ben regliyim bence. Yani bana göre o yani. Şimdi bunun için de Instagram'da hemen story'de bir anket başlatıyorum. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın bu arada. Evet, attım hikayeyi. Şimdi paketleri açabiliriz. Bence Black Friday dışında da uygun şeylerdi bu arada. Hepsinin linkini aşağı koyacağım. Trendyol'dan diye hatırlıyorum. Kendime iki tane fitilli tayt aldım. Şöyle. Trendyol Milan'ın klasik fitilli var ya, onlardan. Bu taş rengi diye geçiyor. Şöyle. Uzun gibi hissettirdi. XS, iki beden bir arada yapmışlar. Deneyeceğim zaten, göstereceğim bunları. Bu da onun vizon rengi diye geçiyor bu da. Aynısının bu rengi zaten. Şu kutuyu açalım.
Bunun için bayağı heyecanlanıyorum. Çünkü tarağım çok kötü. Tararken hep saçımı yoluyor. Ben de bu tarağın yorumlarını okudum. Çok 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 güzel. Tangle Teaser diye bir marka. Böyle bir kutuda geldi. Bayağı büyük bir şeymiş. Ben küçük sanıyordum. Bu elim. Bu da tarak. Saçım kuru olmasına rağmen şu an hiç şey yapmıyor. Bu da bu Black Friday diye indirimliydi birazcık. Diyor'dan aldım. Hep titren diyor oluyor. Böyle triko. Tam beyaz denmez buna. Krem gibi resmen. Şöyle bir bluz. Kalınmış ha. Sevdim. Son olarak Mango'dan bir kot aldım. 32 beden önce de alacaktım. Şöyle bir bol bir kot aldım. Bunu da deneyince göstereceğim. Bu Vizon dediğim Trendyol Milan'ın taytı. Güzel oldu. Rengini çok sevdim zaten. Çamaşır da belli etmedi. Fiyat performans yani. Bu da taş rengi dedi. Bu biraz iç gösteriyor. Bunu böyle daha uzun sivetlerle giyerim. Rengini sevdim. Benim bacaklarım ince. Ama bir tık bile kalınsa bacaklarınız bir üst bedenini yani bu XS diye geçiyor. ML alın bence. Normalse bile ML alın bence. Daha rahat olur. Ben bu kota bayıldım. Yani bende normalde burayı sarar ama buradan bol olur. Burası da çok güzel oturdu yani. Mom Comfort diye bir şey. Şu bacalarını da şöyle yaparsam şunları şöyle kıvırırsam yapısı da rahat. Bu da böyle oldu. Buna uygun İç çamaşır giymek lazım tabii. Şimdi tabii böyle giymeyeceğim bunu. İçime sokacağım. Böyle olacak. Hatta içime sokup bir göstereyim size düzgün olsun. Böyle oluyor. İçimize soktuğunuzda. Ben sevdim bayağı ya. Sadece işte dediğim gibi doğru sütyen giymek lazım. Çıkıyor çünkü. Büyük ihtimal strapless giymek lazım. Ama bir şey diyeyim mi? Kalınlığı, sırtının kapalı olması falan. Arkadan da göstereyim. Bayağı sıcak tutuyor. Sarıyor bir de sizi. Galiba bu standart beden. Tam bunlar şimdi hepsi çamaşır makinesine gidecek. Kirliye gidecek. Arkadan da görünüyorum. Şimdi hazırlan. Dışarı çıkacağız. Ne giydiğimi de göstereyim. İçime şöyle bir bluz giydim. Şöyle boğazı buraya kadar gelen. Onun üstüne de bunu yakıştırayım. Üşümeyelim. Bunu da ilk defa giyiyorum ve bence güzel oldu bayağı bu da. Bunun üstüne sıcacık tutuyor. Yani şu an sırtım sıcacık. Altındaki kot da böyle çok koyu bir lacivert. Maviden bu da. Şu küpelerimi takayım. Biraz yüzük de takacağım. Bir de bu yüzükleri taktım. Bu da birini şöyle takayım ya. Atasam ben erkenim işte. Ya ilkokul çocuğu diyor bana şu yelekten dolayı. İlkokul çocuğu gibi mi olmuşum? Öyleyse yorumlara yazın tamam mı? Vallahi alınmam mı Cem'e? Hazır mısın kaptan? Ben arabayı ben kullanacağım. Hayır ben kullanacağım. Ben kullanacağım. Şimdi sen geçen demedik. Hala onu absorb etmedik. Sen ne yaptın onu anlatalım. Ben hiçbir şey yapmadım. Kocaeli'ne gittik geldik ve ben hiç kullanmadım. Tamam tamam. Sence Levent mi Kocaeli mi? Arada bir ofise gidip geleceksin. Levent mi Kocaeli mi? Tamam tamam patosunu bırak. Aşkım ben kullanayım. Hayır ben kullanacağım. Tamam giderken sen dönerken ben. Hayır şimdi ben kullanacağım aşkım. Tamam dönerken ben. Konuşuruz. Ben kullanmak istiyordum. Kim daha böyle bunun için savaşmaya enerjikse o genelde o kazanıyor. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar hazırım. Evet dostlarım hazırım. Gidebiliriz. Hiçbir yerim hava almıyor. Üşümemem lazım. Ve gidiyoruz. Bay bay. Görüşürüz Alex Kuş. Bu savaşta kaybeden ben oldum. Gördüğünüz gibi. Mutlu musun? Bu arada Alex şişiyor mu gözüm bilmiyorum ama gözümü çizdi. Burada belki görünüyordur. Orası bir tık şişmiş. Bugün her zamanki kafemize gitmedik ve değişiklik yapamadık. Başka bir kafeye geldik. Ama tabii yine kahve içeceğiz ve tatlı yiyeceğiz. Tatlı yiyeceğiz mi bu arada? Dışarıda yer kesiyoruz. Boşaldığı an geçeceğiz. Gözüm şiştiriyor mu ya? Şiştiriyor mu? Ben bayağı buradan bakıyorum. Neyse. Ben hatta bunun için. Dört tane şey var. Sen bir baksana dışarıya. Olur olmaz sen daha iyi olmuş. Ben olur benim olmaz derim. Dışarıda yer bulduk. Kafayı ne farklı şeylere çalışıyor. Biz o masadan kalktık. Daha içe doğru geldik. Şu ısıtıcılara yakın olalım diye. Ve bakın kim geldi. Burada Ata var. Bir de Ata. Bakın kim geldi bir daha falan. Kahvelerimiz de geldi mis gibi. Kurabiyemiz de söyledik mis gibi. Yumuşacak. Cookie'den kaşarlı tost tadı mı alıyorsun aşkım? Ben miyim bu? Onun nedeni tereyağı. Tereyağından dolayı içindeki kaşarlı tost tadı alıyorum diyor ya. Aynı. Biz de böyle bir kurabiye yaparken Deniz'in içe iş çekmesini istiyoruz. Hem karnımız doyacak ama yemek kalan değil.
Ben... Bu kurabiyede tuz da mı var? Var zaten. Her kurabiyede tuz var. Bunda fazla tuz var. Bizim bunda güzel soğuda, bir tuz var. Soğuda kukiler vardı ya. Soğuda kukilin üzerinde direkt tuz var. Kuraker getireceğim. Tatlıyla tuzun karışımı olabilir de her kurabiyede var diyemezsin. Kurabiye falan olacak. Yapmayacağım arkadaşlar. Tek etkinlik alan var ya orada. Beraber olur. Hatta beraber olur mu? Ama şimdi kurabiye yedik zaten. Beraber yaparsanız olur. Yaparsanız da yaparsan. Hep birlikte. Hep birlikte. 10 kişi. Tamam olur. Karşılamadım. Yaparız belki. Hiç yapmadım hayatımda. Yalan söyleyeyim orada yaptım ve çok da güzel yaptık. Evde beraber yaptık. Seneler geçti hiç hatırlamıyorum. Tarifi buluruz aşkım, Amerikan kuki işte. Ayrıca bir seneler geçmedi. Biz zaten bir senedir evliyiz. Biz de bu evdeyken yaptık. Tamam, bir sene geçmiş ama. Bir sene geçmedi işte. Tamam yaparız aşkım. Tamam bu akşam yapıyoruz. Pizzacıya geldik. Bütün gün kafede oturduk. Şimdi pizzacıya geldik. Butik bir pizzacı. Bir şey söyleyeyim mi? Bayağı güzel bir şey. Deniz buldum. Ben Google Maps'ten buldum. Yakınlarda bir şey var diye. Baktım burası ve şansımızı 6 kişi rezervasyonla iptal ettirmiş. Biz tam 6 kişiyiz. Gelince bir de pizzaları çekerim. Hayır ben baktım menülerine. Normal şey fiyatı, buffetto fiyatı. Güncel. Çok az şarjım kaldı. Adını hatırlayamıyorum ama alta yazarım bakıp. Aşkım bu ne mutsuzluk? Ben bunu araştırmak istemiyordum. Çok mısır var ya. Mısır olmasına şu an laf ediyor. Bu dört peynirli olan mı? Evet. Of. Olmadı herhalde. Eyvallah. Ben güzel ha. Bayağı iyi. Kapatıyorum. Biz şimdi çok tatlı yemeğe ya. Geldik. Çok güzel şeyler var. Islak mı veriyor? Bakayım. İsterseniz ısıyorum. Bu. Tamam onu ben alacağım. Ne alacaksın? Karpat kavrulu. O ne? Hadi profiterollü. Canım istemiyor galiba. Tamam bir şey içeceğim. Ben bir şey içeceğim. Ben ondan aldım şeyden biliyorsun. Tamam. Karpat'ı. Sana inandım, koştum, geldim. Ben tatlı almadım çünkü bugünkü kotamı doldurdum. Çok tok hissediyorum bir de aynı zamanda o yüzden. Pizza yedik daha yeni de şimdi geldik yani. Bakar bunun adı neymiş? Katovka. Bir şey dedi de. Dur sorarım ben. Değişik bir adı var ama dünya. Bildiğiniz profiterolün pasta hali. Burası dessert and more. Bunun kreması çok güzel. Hayır dessert and more değil. Nasıl? Dessert and more yan mekan ama oturacak yeri yok. Gerçekten mi? Başka bir yer mi? Sonra buraya bak. Değil mi? Burası ne? Kafa buna mı? Kafa buna. He buna. Hemen yan tarafmış orası. Yerinde tatlısına bakın. İşte ya ben normalde bir şey değil. Bunun kreması çok hoşuma gitti şu an muhallebi gibi. Profiterol de zaten olay bir şey. Güzel. Ama profiterol daha güzel. Aşkım o tatlının hepsini yeriz anne. Yerim. Bir daha yemem işte. Aşkım yani. Biraz çok bir kişi için. %7 şarjım var. Son olarak ne söylemek istersin? Tamam. Evet. Çok iyi. Aşkım bak kremaları hep fışkırdı buralardan. Hiç yemem istediniz. Ay sınavımı bulaştım. Bana hem çocuğum yüzünden. Yani biz diyoruz ki. Ya şirket adını. Abonelikten çıkın. Yorum yapmayın. Aa, beğenmeyin. Kapan. Hayır. Dedim ki sizden 10 saniye bir sessizlik istiyorum. Oldu. Tam konuşmaya başlıyorum. Böyle bir şey yok ya gerçekten. Biz geldik şimdi Ertuğlar'a Cansu'yla. Mesaideyiz. Cansu günlük vlog çekiyor. Aralık vlogları tadında. Onu da neydi Cansu'yu basmış Aytar. Abone olabilirsiniz. Teşekkürler kanalıma. Ne yapıyorsunuz ya? Kaç yaşındasınız? İşte şimdi benim yarınki tamam, videomun işte, böyle son bir saati falan kaldı. Ben çok kilidim yani daha bir yeni başladım. Ertuğ'un bir çay koymuş. Ay tabii bu niye dönmüyor? Misafir perverlik. Gezimiz hay. Bakarar mısınız şu hamaratlığa ya? Verdi istekler bitmiyor. Beni bunlardan kurtarın. Tavşan kanı bunlar. Ben sürekli vloglarda şimdi. Bakalım. Benim de var. Ben evet var. Evet şimdi. Deniz sevgili. Efendim. Evet efendim. Yapalım efendim. Ben de her kamerayı açtığımda evet şimdi diyorum ve her seferinde o evet şimdi kesiyorum. Peki bir şey diyebilir miyim? Şimdi şu çayın yanında böyle... Buraya kadarım. Böyle... Çok güzel, yeni taze, sıcak sıcak. Bele yok mu? Çıt çıt çekirdek bir şeyler. Oğlum dedin canım, burası çekti ya. Burası etkiler var. Of benim de getirden bir çekirdek mi söylesek? Sen erken uyurdun. Geçe kalmazdın böyle şimdi çekirdek falan söylesek. Çok geçe kalır. Yarım saate kalkarsınız. Kovuyor bizi. Çalışıp hem edit yapıp hem spora gidip hem arkadaşım sosyalleşince bir şeyden fark etmem gerekiyor. O da uyku. Bence bu uykun olmamalı. Bence arkadaşlarım var. Ne kovuyor musun? Teşekkürler kabuklar için. Başka? Mandalina. Başka bir şey istemiyor musun? Onu? Tatlı istesen boşanma davası açacağım. Ne tatlısı? Aşkım yani sende. Tabii ki de açarım. Ertom tabii ki de bizi besledi. Çekirdek dedik, çekirdek koydu. Sonra burada bisküviler, çikolatalar. Yok çikolata yok şimdi yalan söyleyeyim. Saat kaç oldu? Saat 1:10 var. Biz hala böyle devam ediyoruz. Gece şu an saat 3:20 var. Reddit'i söyletiyoruz. Cansu hala edit yapıyor.
Ve aramıza bir sosis katıldı. Yani kötü oynarsın orayı da. Merhaba. Sen burnuna ne taktın? Ama sen hiç görmedin, evet doğru. Çok uzun zaman takmıyordum. Ama delik değil değil mi? Değil. Bakın arkadaş, eğer ki burnunuzu deldirmek istiyorsanız ama yani yüzünüzde delik olmasını istemiyorsanız bunu takın. Düşmüyor mu? Çekirdek takıldı boğazıma. Ye şiştim hala. Bir kilo çekirdek yedi, mandalina yedi, badem, fıstık, fındık, kajun, tuzlu fıstık. Almışsın, ben de yedim, ne yapayım? Çekirdekli kurabiye. Çekirdekli kurabiye. Çay, may, akıyoruz ya. İkisine bereket. Afiyet olsun. Hayır, yaptıklarına bak atalım. Ya delisan televizyonun önüne geçiyor. Şuraya. Direkt gösteriyor. Oraya geçeceğiz. Dike buraya. Neler yapıyor? Buraya. Buraya gir buraya. Ya ben seni hard mı? Hayır. 30 saniye konuşma sana. 30 saniye ne olacak çok merak ediyorum. Hangi zeynep? Of. Çelik. Of. En sol. Yapıştır hiç acıma. O ne Eray? Eray. Şimdi eve geldik. Her yerde böyle güvelenmiş gibi sinek, güve sinekleri oluyor. Onlardan var. Saat 4 ve Denizhan Şumut'ta. Galiba tahminimizce vazodaki mısırdan dolayı tüm sinekler onun üstündeydi çünkü. O vazoyu atmak istemiyorum aşkım ama üstündekini alacağım. Ay bunu. Oo, ben bunu direkt atacağım ya. Aşkım şurada yerde var. Çok saçma ya. Süs yani. Kuru bir şey. Ama kurumuş. İyice gece uğraştığımız şey. Günaydın. Good morning. Good morning. Günaydın herkese, güvesiz bir sabahtan. Günaydınlar. Ben daha elimi yüzümü bile yıkamadım, kamerayı açtım ya. Bir elimi yüzümü yıkayayım. Denizhan aç uyanmadı ve aç değilmiş yani, niye bilmiyorum. Ben direkt aç uyanan bir insanım ve direkt kahvaltıya ihtiyaç duyan bir insanım. Onun için kendime yulaf tost yapacağım. Ondan önce bir suratımı yıkayayım, bir kendime geleyim ya. Yulaf tost bu arada 100 yılın icadı. Haberiniz olsun. Mükemmel bir şey. Böyle gözleme gibi oluyor. İçine istediğinizi koyabiliyorsunuz. Ve sağlıklı yulaf yani, daha ne olsun. Bir adet kase al. Ben bu tostu yaparken bu yulafı kullanıyorum. İnce öğütülmüş. Un gibi oluyor yani. Bundan 3 kaşık koyuyorum. 1, 2, 3. Üzerine 1 adet yumurta. Sonra 1 kaşık yoğurt. Baharat ekleyeceğim. İstediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Ben kekiği çok seviyorum bunda. Kaşık. Çok az pul biber ekleyeceğim. Ve tuz. Şöyle biraz da yağ gezdireceğim. Bitmiş mi? Şöyle bir şey oldu. Karıştırdım ve böyle oldu. Bir tane yağlı kağıt seriyorum. Sonra bu karışımı döküyorum buraya ve yayıyorum. Bunu yaydım böyle. Bu yağlı kağıdı kapatıyorum. Biraz daha böyle bastırıyorum. İnce olsun diye. Kapatıyorum. Bu burada olurken ben de iç malzemelerini hazırlayacağım. Evet, bakıyoruz. Olmuş bu. Ay bir dur, açabileceğim mi ama? Açamıyorum hala bak. Pesto'dan böyle bir tarafında birazcık. Normalde makarna sosu. Sağlıklı bir şey değil ama. Seviyorum pesto sosu. Kaşar peyniri. Biraz beyaz peynir ufalayacağım. Biraz domates ve biber. Böyle değişik şeyler koymayı seviyorum. Sevmiyorsanız düz sadece kaşar da koyabilirsiniz. Kaşar sucuk da yapabilirsiniz. Sadece beyaz peynir de koyabilirsiniz. Böyle oldu. Bunu böyle tutuyorum ve katlıyorum. Bunu birazcık daha basıyorum. Biberlerin acı olduğunu anladım. Parmağımı yaladım. Kapattıktan hemen sonra onları çıkardım. Jambon koymayı unutmuştum. Jambon ekledim ve geri kapattım hemen. Son hali böyle oldu. Zeytinlerimi de aldım. Meyve suyumu da aldım. Şimdi Denizhan'la bir şeyler izlerken yiyeceğim. Of, şu arkası hep dağınık ya. Ah, Denizhan şimdi giyecek zaten. Kahvaltımızı ettik. Ben şimdi hemen bir hazırlanacağım. Sonra çıkacağız, bir kahve içmeye gideceğiz. Oradan vetirlere gideceğiz. Ve çok güzel bir haberim var. Ya benim için çok güzel ve çok değişik. Çok güzel ve çok güzel hissettiren bir haber bu. Akşam onun da haberini vereceğim. Şimdi eyeliner yerine yeni daha koyu farla olduğunu vermeye çalışacağım. Smoky oldu. Buğulu buğulu. Derin derin. Şimdi eyeliner sürmeden direkt rimel süreceğim. Ve makyajım bitti. Hemen hızlıca saçımı yapacağım. Saçım da böyle oldu işte. Birazcık böyle doğal dalgalı olsun istedim. Şimdi hemen giyinip çıkalım. Böyle bir kazak giydim üstüme. Bunu da böyle çekebiliyorum galiba. Boyuma kadar böyle kapatabiliyorum. Altıma da kot giydim yine. Çıkıyoruz. Orada bir ses var.
Burası çok kalabalık, çok bir şey çekemeyeceğim galiba. Sosisler, iyi pazarlar diler. Bakın burada kim var? Yani tamamen sürücü odaklı. Kıç kıça yatıyoruz. Bir... Kıça kahve içiyorum. 6 yaşına falan bak. Şimdi çıktık ve 2 saniye yürüyüp çok sevdiğim hamburgercilerden birine geldik. Grangi. Ben çok aç olmadığım için ve Halil de çok aç değilmiş. Dedik ki birlikte bir hamburgeri paylaşalım. Bir patates kızartmasını paylaşalım. Sağ ol canım. Böyle trüflü parmesanla en sevdiğim. Güzel yazın ama. Aldım ki. Bakayım içine. Ballı bir hamburger. Çok bir şey yokmuş içinde be. Nasıl? Bal dengesini çok iyi ayarlamışlar. Biz şimdi Betüller'e geldik. Pastamızı da aldık geldik. Sizce neden? Selam. Ne haber? Heyecanlı mısın? Çok. Biliyor zaten. Şimdi açıklıyorum. Bu kız benim çocukluğum. Kendisi çocukluğum olur ve hamile. Şimdi bugün de kendileri cinsiyet partisiydi, yok efendim öyle şeyler istemediler. Dedik ki biz öğrenelim, biz yapalım size bir şeyler organizeleyelim. İstemediler. Onlar bize sürpriz yapacak gibi. Yani onlar bize söyleyecek, açıklayacak cinsiyetini. Şimdi bir oynama falan yapacağız. Bakalım göreceğiz. Şimdi bir kağıda yazacağız onları. Alnınıza yapıştıracaksınız ya, olmaz öyle. Bakayım karnına. Kutucuk. Üstümü çıkarayım ya. Şimdi herkese tek tek fikrini soracağız. Kız mı erkek mi? Ona göre kağıtlar kızları vereceğiz. Kızları pembeyle, erkekleri maviyle yaz bari. Çift yapalım. Tamam, sana göre ne? Erkek hissediyorum. Erkek. Ya. Eşit, erkek, eşit sayıda. Erkek çocuğu olacak. Babaya soralım mı? Yok, sormayalım. Ben kız hissediyorum. Merve de kız dedi. Ben de kız hissediyorum. Kız istiyorum. Ben de kız istiyorum ama erkek hissediyorum. Erkek hissediyorum. Ha, erkek işte, erkek ya. Erkek ya. Erkek. O da bizim bebişimiz. Erkek. Ama biz erkek de olsa olur, kız da olsa olur yani. Denocuğum da erkek hissediyormuş. Bence kız olacak. Ne olur kız olsun bak. Eda kız hissediyorsa kesin erkek abi. 4'e 4. 4 erkek, 4 kız hisseden var. Bir dakika, ben kamerayı elimden düşürebilirim. Hadi. Bütün bunu düşündüm. Çok heyecanlıyım ben. Hadi birlikte söyleyelim. 1 2 3. Kız erkek. Direkt söyleme ama böyle bizi önce bir heyecanlandır. Acaba bir hikaye bir şey var mı? Şey, insanlığın şeyi başlangıcından başlayalım mı? Sonra... 4 aylık olunca bir anda belli oldu. Ne belli oldu? Tam acın. Evet ya. Olsun, yemin ediyorum ben. Tamam. Yok, 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 yok. Tamam, Ahmet Aşık. Ahmet Aşık işte ama oğluşumuzu üzüyorsunuz. Belli ya, gerçekten. Sabah da merak hissediyorum bu arada. Erkek, bildik. Sağlıkla gel bebişimiz. Kız olur o. O bizle anlaşır. Oğlan bizim, kız bizim, ne fark eder? Erkek oğlu olacak. Ya tamam, Betül'se ben dedim artık. Oğlan babası. Evet, Deniz şey olmadı yalnız. Bilenler Denizhan, Serkan, Ferşat ve ben. Bilemedin işte, loser'sın, loser. Ultrasound'u görebilir miyiz? Ultrasound'u belli olmuyor. Evet. Olsun. Oluyordun ya. Ben görüyorum. Ben sadece videoda gördüğüm için. Kafası. Burnu mu? Yan durmuş. Yan duruyor. Yan yatıyor şöyle. Tamam. Burada çok belli olmuyor. Videoda belli oluyordu. Ben açıklamadan. Şöyle komple kafası bak. Şu dişleri. Şöyle kol var. Dişi mi var Deniz? Dişleri bile görünüyor. Dişi olur mu? Benim dişim olur. Yani dişleri derken. Dişi çıktı biliyor musun? Damak kısmı görünüyor şöyle çizgi halinde. Hadi ergen de oluyor. Full paket bu. Oğlan annesi. Oğlan babası. Ne dileği tutalım? Çocuğunuz için dilek dileyin. Büyük Fenerli Ahmet. Ne? Büyük boş Fenerli. Boş yapıyor. Fenerli diyor çocuğa. Yani. Fenerli olacak tabi. Üfleme. İçimden ne söylediğimi öğrendim. Oğlum bir de çocuk Fenerbahçe'nin şampiyonunda doğacak mı? Şampiyon. Onu beklersek. Ooo. Bebişimiz sağlıkla gelsin. Yemeğimizi yedik. Pastamızı kestik. Üflediler. Şimdi çekiliş zamanı. Biz her sene çekiliş yapıyoruz. Yani kaç yıldır yapıyoruz ben hatırlamıyorum. Bayağı. Ben hatırlamıyoruz işte. Biz böyle çocukluk arkadaşıyız. Böyle hiç beşimiz ilk defa evet. Değil mi? Sen ilk defa. Sen ilk defa. Neyse şimdi çekiliş yapacağız. Evet, videoların başında yazdık. Katlayın hadi. Dörde katlayalım. Aynen. Ya. Salak lan. Kendimi çektim. Biz bana alabilirsiniz. Sorun yok. Şimdi biz kız kıza yaparken erkekler kıskandı. Yok alakası yok. Mete çok üzüldü. Beni niye dahil etmiyorsunuz diye. Sonra dedik ki bütün erkekleri de dahil ederim. Çifti çıkan geri atıyor. Niye bebek olmasın ki, ben sallasaydım ya.
Ha tek tek çek, çektiriyor. Benim oldu mu? Ben gördüm. Ben miyim ya? Ben sevgilin çıktıysa gene atıyorsun. Ya. Ben, Sakan yine ben mi? Çıktım kendim çıktım. Sakan bu bir döngü olacak. Oğlum, bence başka biri çeksin. Ben çektim. Tamam. Demin ya. Bir daha. Ben yapacağım. Hayır. Bak ben ya. Tamam, online yapalım mı? Kağıtlarda bir Eda var. Bir Serkan var. Aynen. Adamlara çekiliş yapıyorsunuz. İkisinden biri çıkacak zaten. Herkes gitti. Son kalan çift biz olduk. Şöyle diyemem. İsim bulamadık ama. İsim düşündük. Çekiliş için kim kime çıkmış, onların ağızlar yoklandı. Evet, net bir cevaba ulaşılmadı hiç kimseden, ben hariç. Şimdi artık kalkıyoruz, saat 1 oldu. Bu hafta sonu da böyle geçti. Videolarımı beğeniyorsanız beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de o ziller bildirimler var. Onları açarsanız her hafta pazar günü saat 3'te video atıyorum. Ziller bildirimler. Unutulmasın değil mi? Unutulmasın. Unutmayalım, aynen. Kendinize iyi bakın. Bay bay.